Arkadaşlar gelen mesaj kutuluma baktığımda bu Android TV OBD2 cihazına bağlayamayan arkadaşlarımız olduğunu duydum. Bununla ilgili çok kısa bir şekilde bir video çekeceğim. Bazı atladığımız basit şeyler var. Karışık da değil işin gerçeği. Sadece normal telefonumuzda olduğu şekilde değil bazı şeyler. Şimdi öncelikle şunu yapmanızı istiyorum sizden. Telefonunuzun Bluetooth'u bir kapatmanız gerekiyor. Neden derseniz, telefonunuz Bluetooth'u açıkken siz bir merak edip de Tor programını açtıysanız eğer, Tor programını kapatsanız bile arka planda bu gidiyor. Kendi kendine bağlanmaya başlıyor OBD cihazına. Bağlı tutuyor. Öyle olunca da OBD cihazı teypteki Bluetooth'tan bulunamıyor. Kapattığımızı varsayıyoruz. Gidiyoruz Bluetooth cihazlarına. Burada benim göründüğü üzere cep telefonum eşleşmiş durumda zaten. Bu arada kontağın da açık olması gerekiyor ya da motoru çalıştırırsanız daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz. Bir arasın. Biraz yavaş çalışan şeyleri var. Yani Wi-Fi'de de biraz bu cihaz açıkçası yavaş çalışıyor. Bluetooth bağlantısında da biraz şey. Her neyse geldi. Seçtik, eşleştirmeyi yaptık. Eşleşti. Tamam, güzel. Hemen ardına gidip şeyi bulacağız. Tor programımızı bulacağız. Tor'u açıyorum. Tor'dan gidip araç adaptörlerinden normalde hatırlarsanız eğer bunda direkt bir ayarlar çıkıyordu. Ayarlardan direkt Bluetooth'u kendi kontrol edebiliyordu. İlla bunu eşleştirmeniz gerekiyor. Bakın en alta indim ayar menüsünden. Buraya hızlı geçtik sanki. Ayar menüsü de demeyelim. Adaptör durumu kısmından. Hızlıca gidiyorum ayarlara. En altta ayarlar yer alıyor. Ayarların köşesindeki anahtara tıkladığımda ışık mı parlıyor gözükmüyor pardon. Görmenizi istiyorum durumu. Bakın şurada. Hop, yanlış yere girdik. Ayarlar diyorum. Genel özellikler vesaire önümüzde bir liste var. Burada OBD 2 adaptör ayarı var. Bakın. Ben de bir yandan ekrandan bakıp bir yandan buradan dokunmaya çalıştığım için bağlantı türü zaten Bluetooth. Aygıtı seçin var. Burada aygıtı seçmeniz gerekiyor. Bakın eşleşen aygıtı seçmeniz gerekiyor. Seçtim. Artık OBD2 seçilmiş durumda. Buradaki fark çünkü şu. Biz cep telefonumuzda ne yapıyorduk? Tor programına direkt girip kendisi otomatik olarak Bluetooth cihazına bağlanı veriyordu. Bu o şekilde yapmıyor. Bu direkt bağlanmıyor. Ondan sonrasında zaten artık sistemin bağlanmış olması gerekiyor. Adaptör durumunda zaten neleri görebildiğinden falan bahsediyor. Geçelim. Ha zaten revision diye gelmiş şu an. Motor çalışmadığı için şu an devir bilgisini göremiyoruz tabii. Bir aracımızı da çalıştıralım. O sırada kopabilir bağlantı. Evet, devir bilgimiz de geldi bununla beraber. Şuradan eş zamanlı bilgiye girdiğimizde bakın bütün her şeyi görebiliyoruz şu an. Yani daha ekleyebilirsiniz. Bu kendi üzerine orijinal gelen. Ben de ilk defa sizle beraber bir kurdum. Denedim ilk başta ben de şaşırdım. Ya niye gelmiyor bu falan hani normal cep telefonunda kendi buluyordu Bluetooth'u. Bluetooth cihazını. OBD2 Bluetooth cihazımız diyelim daha doğrusu. Ama burada bizim önceden bir ona eşleştirmemiz gerekiyor. Böyle bir eşleştirme falan yapmıyoruz cep telefonunda hatırlarsanız eğer. Eskiden yapıyorduk. Eski telefonlarda eşleştiriyorduk. Android'in yeni sürümlerinde eşleştirme yapmadan direkt Tor programına giriyorduk. Kendi zınk hemen Bluetooth'u tarayıveriyordu. Bu ne yazık ki o şekilde çalışmıyor. Şu an her şeyi görebiliyoruz. Devir bilgimiz işte bunda devir bilgimiz, hızımız, motor suyu sıcaklığı. Zaten daha önceden de size bahsettiğim üzerindeki yeşil ışık yanıp yanıp sönüyorsa bağlantı var demektir. Yani bununla ilgili ben bir bilgi alabiliyorum demektir. Araçtan bir bilgi alabiliyorum demektir. Bununla beraber istersek akü durumu falan da ekleyebiliriz. Bakayım burada gereksiz bir şey var mı? Hız bilgisi gerekli olan. Akselerasyon benim için gereksiz mesela. Dur bakayım. Bunu bir silelim. Arka plana al. Taşı öne getir. Göstergeyi silsin. Bana ne akselerasyondan. Beni ilgilendiriyor. Ben bunun yerine buraya güzel bir akü ekleyebilirim.
İbreli sayaçlı kadran diyor. Bunu seçelim bakalım. Buradan da akü bilgisini, yani akü bilgisinden kastımız ya, arabanın voltaj bilgisini. Yalnız bizim motor beynimiz voltaj durumunu vermiyor. Biz bunu OBD adaptöründen okuyorduk telefonda. Bakalım bunda da öyle mi? Yani büyük ihtimalle öyledir. Aa, emiş ısısını da görebiliyormuşuz. Onu da ekleyebiliriz. O da güzel bir bilgi benim için. Sizler için de iyi olduğunu düşünüyorum. 56 derece emiyormuş o sırada da. Ama voltaj dedik size, bir voltajı ekleyelim. Başka bir alana da şeyi ekleriz. OBD oksijen sensörü. Oo, nerede ya? Şu bir seçeneği vardı bunun, olmayanları gösterme diye de. Ha, bakın. Voltaj bilgisini EQ'den alamıyorum. Şurada bakın, şurada üstte EQ diyor. Altta OBD adaptör. OBD adaptörünün okuduğu veriye güvenerek bunu yapabiliyoruz. Bakalım bunlar orta mı küçük mü? Şöyle şuraya koyduk. Evet, 13.8, 13.9, 13.6 biraz geziniyor. Normalde ne kadar sabit olabilirse o kadar iyi. Voltaj bilgimizi de burada koyduk. Bakın 14.4'e bir ara fırladı. Yani çok çok alternatörümüz iyi durumda değil ama sonuçta çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar, bununla ilgili bilmiyorum, bu tor programının kullanımı ile ilgili olarak bilgi isterseniz daha da detaylı bir video çekeriz önümüzdeki günlerde. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Dizilerden, aptal televizyon programlarından, beyninizi yoracak olan, sizin moralinizi bozacak olan her türlü saçma sapan şeyden uzak durun. Hepimiz için bir seçim gerçekleşti. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Yani bu konularda pek konuşmayı sevmiyorum. Gündemden hoşlanmıyorum ama lütfen kimse kimseye kızmasın. A partili, B partili vesaireli. Hepimiz aynı ülke içerisindeyiz. Bakıyorum kardeş kardeşe düşüyor insanlar. Birbirlerini yiyorlar. Aynı aile içerisinde bu siyaset yüzünden anlaşmazlıkların çıktığını görüyorum. Bana çok yanlış geliyor. O yüzden ben kanalda hiçbir zaman böyle şeylere değinmedim. Kim gelirse gelsin, hakkımıza hayırlısı olsun. Yani bu biraz da bakış açısı. Bundan 20 yıl önce de, 10 yıl önce de Türkiye mükemmel durumda değildi. 30 yıl önce de mükemmel durumda değildi. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra da hiçbir şey mükemmel olmayacak. Her şey bizim bakış açımız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.